Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde 9 ile kalansız bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar 9 ile kalansız bölünebilme derken 9 ile tam bölünen sayıların kurallarını öğreneceğiz. Bir doğal sayının rakamlarının bakın bir doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı 9 ile tam bölünebiliyorsa bu sayıda 9 ile tam bölünür diyoruz. 9 ile tam bölünebilme incelenirken sayıdaki tüm rakamlar önemlidir diyorum. Ve rakamların arkadaşlar her birisini toplayarak 9'un katı mı diye düşüneceğiz diyelim. Evet devam edelim etkinliklerimize bakalım. 288 doğal sayısının 9 ile kalansız bölünüp bölünemediğini bulalım diyor. O halde arkadaşlar ben 288 sayısında 2, 8 ve 8'i topluyorum. Bakın basamaklardaki tüm sayıların sayı değerlerini topluyorum. O halde 8, 2 daha 10. 8 daha 18. Evet 18 sayısı arkadaşlar. Bakın 18 sayısı. 9'a bölelim 18'i. 2 kere vardır diyorum. Ve kalanı 0 olarak gördüm. Ne demektir arkadaşlar bu? 18 sayısı. Demek ki 9'a tam bölünür diyorum. O halde 288 sayısı da 9 ile tam bölünür diyoruz. 9 ile tam bölünür. Yani kalansız bölünür diyorum. Evet devam edelim. 48.754 doğal sayısının 9 ile kalansız bölünüp bölünmediğini bulalım diyor. Arkadaşlar hemen sayımızın rakamlarını topluyorum. Bakın 4, 8, 7, 5 ve 4'ü toplarsam 8, 4 daha 12, 7 daha arkadaşlar 19, 5 daha 24, 4 daha 28. Bu toplam arkadaşlar yani 28 eğer 9 ile bölünebiliyorsa kalansız bölünecek diyeceğim. O halde 28'e bakalım 9'un katı mı diye düşünüyorum. Yani 9 ile tam bölünmesi gerekir. Eğer bölünüyorsa. 28'i 9'a bölersem 3 keredir. 3 kere 9 27. 28'den 27'yi çıkardım. Bakın kalan 1 arkadaşlar. Demek ki 9 ile tam bölünemedi. O halde bizim 48.754 sayısı da 9 ile tam bölünemez diyoruz. Evet. Toplamları olan 28 bölünemediği için bize verilen sayıda 9 ile tam bölünemez diyoruz. Yani kalansız bölünemez demek istiyoruz. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakın 5, 5, 5 diye devam ediyor. 9 basamaklı doğal sayısının 9'un katı olup olmadığını bulamıyor. Arkadaşlar bakın bu 9 basamaklı bir sayıysa Veer basamaklarda 5 var. O halde ne yaparım basamaklarındaki sayıları bulabilmek için? 9 tane 5 demek 9 çarpı 5'ten toplamları 45 olur. Şimdi 45 9'a bölünüyor mu diyor, kontrol ediyorum. 45 tabii ki arkadaşlar 9'un tam katıdır. Bakın 9 kere 5 beş, 45'tir diyorum. Bakın bu kalansız bölünebildiği için 9'un evet, katı olduğu için 9'un katıdır diyelim. Evet, sorumuzun cevabını. O halde 45-9'un katı olduğu için bize verilen arkadaşlar bakın bu sayıda 9'un katı olur diyoruz. Evet devam edelim. 7-7-7 şeklinde devam ediyor ve 12 basamaklı sayının 9 ile kalansız bölünüp bölünemediğini kontrol edelim diyor. Arkadaşlar bakın 12 tane basamak varsa o halde 12 tane 7 vardır. Demek demek ki 12 ile ben 7'yi çarparsam basamaklarındaki sayıların toplamı 84'e eşit olacak diyorum. Peki 84 arkadaşlar 9'a bölünüyor mu? Bakın 84'ü 9'a bölelim. Yani 9'un tam katı mı diye düşünüyorum. Evet 9 kere 9 81. Evet arkadaşlar bakın burada kalanımız 3 oldu. Demek ki kalan varsa 84 sayısı 9'a bölünemez diyorum. O halde bana verilen 7 ile başlayan 12 basamaklı sayıda 9 ile kalansız Bölünemez. Yani tam bölünemez diyoruz. Evet. Bölünemez diyelim. Evet. Temiz yere geçiyorum. Bir sonraki sorumuza. Evet. Beşinci soruya baktığımız zaman 1, 2, 3 diye arkadaşlar devam ediyor. Bakın şöyle okuyacak olursak. 123 milyon 456 bin 789 doğal sayısının 9 ile tam bölünüp bölünemediğini bulalım diyor. Arkadaşlar bütün sayıları basamaklardaki bütün sayıların bütün rakamların sayı değerleri toplamı topluyorum. Bakın 1, 2, 3 4 5, 6 7, 8 ve 9 toplarsak toplamlar 45'tir. Şimdi 45 sayısı 9 tam bölünüyor mu? Evet 45 9'un tam katı mı arkadaşlar? Elbette 5 katıdır. Yani 45 9'a tam bölünür diyorum. 45 9'a bölünebildiği için bakın arkadaşlar bu sayıda 9 ile tam bölünür diyoruz. Yani kalansız bölünür diyorum. Evet devam edelim. Evet 3454 basamaklı arkadaşlar bir sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre karenin alabileceği değerleri bulalım dedi. Arkadaşlar şu sayımızın basamaklarındaki rakamları topluyorum. Bakın 3 var, 4 var, 5 var, 1 de kare var. Şimdi ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bunun 9'un katı olması gerekiyor. 9'un katı olmalı diyelim. 9 ile tam bölünmesini istiyorsak 9'un katı olacak. Evet. Şimdi 3, 4 daha 7, 5 daha 12. O halde 12 artı kare... Arkadaşlar 9'un katı olacak dedik. O halde ben kare yerine ne yazarsam 9'un katı olur. Bakın 12'den sonraki 9'un katı 18'dir diyorum. Ve kare yerine 6 yazarız diyorum. Evet kare eşittir 6. Eğer kare 6 olursa 12 artı 6 eşittir 18. 18 de 9'un katıdır. Eğer 6 gelirse 3456 sayısı 9 ile tam bölünür diyoruz. Evet karemizin gelmesi gereken alması gereken değer 6 olur diyorum. Evet temizleyerek geçiyorum. 7. soruya. Evet 673.200 kare 0 arkadaşlar bakın. 6 basamaklı doğal sayısı. 9 ile tam bölünebildiğine göre karenin alabileceği değerleri bulalım. Arkadaşlar hemen basamaklardaki rakamların sayı değerlerini topluyorum. 2 kare ve Sıfırı toplayalım. Şimdi topladığım zaman 6. Şurası 10 yapar arkadaşlar. 16, 18 artı kare. Şimdi arkadaşlar kare yerine öyle sayı yazacağım ki 18'e toplayınca 9'un katı olmalıdır. Şimdi arkadaşlar kare arada bir sayı olduğu için şöyle düşünüyorum. Ben 18'i sıfırla toplarsam 18, 18'in katıdır. Bir de 18'i 9 ile toplarsam 27. Bakın bu sayılar 9'un katıdır. O halde kare yerine ne geldi? 0 ve 9 rakamları gelir diyoruz. Evet devam edelim. Temiz yeri geçelim. 8. sorumuzu. Evet 40.000 arkadaşlar 7 103'lü bir sayı. 5 basamak doğal sayısı. 9 ile kalansız bölünebildiğine göre daire artı kare toplamının alabileceği en büyük değeri bulalım diyor. Arkadaşlar iki tane sayı olduğunu unutmayalım. O halde sayımı rakamlarını topluyorum. Şöyle dairemiz artı 7 artı kare artı 3 toplarsam 7 3 daha 14 daha 14 artı kare artı daire. Şimdi bunun arkadaşlar toplamı ne olacak? 9'un katı olacak. 9'un katı olmalıdır diyelim. Şimdi iki tane sayı geldiğini unutmayalım. O halde şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şu iki sayı öyle bir sayı yazacağım ki ben 14'te toplayınca 14'te 4'ü toplarsam 18 olur. 4'ün katıdır. Bir de 14'te 13 toplarsam şöyle gösterelim isterseniz. Bakın 14 artı 4 18. Bir de 14 artı 13 27 oldu. Bakın 9'un katlarını gördüm. O halde ikisinin toplamının yerine gelebilecek en büyük sayı istediği için daire artı kare. Arkadaşlar bakın 4 ve 13 gelebilir. Ama en büyük dediği için toplamının en büyük değeri 13 olmalıdır diyorum. Evet en büyük değeri 13'tür diyelim. Evet 4'ün de gelebileceğini söylemiş olduk. En büyük istediği için en büyük değer 13'tür diyorum. 9'un evet, söyle bakıyorum. Doğal sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre üçgenin alabileceği değeri bulalım. Arkadaşlar şimdi sayımızın basamaklarındaki rakamları topluyorum. 5, 4, 4 ve 5. Toplarsam 9, 9 da 18 artı üçgen. Evet arkadaşlar bu sayı 9'un katı olacak diye düşünüyorum. olmalıdır dedim. Şimdi arkadaşlar normalde 18'in ben 0 ile toplarsam bir de 9 ile toplarsam bakın 18 artı 0 bir de 18 artı 9 diyorum. 18 ve 27 doğrudur. 9'un katı oldu. Ama diyorum ki üçgen sayısı bizim sayımızın en başında yani en büyük basamakta. O halde 0 başa gelemeyeceği için arkadaşlar şöyle sıfır başa gelemez diyorum. Çünkü sıfır başa gelirse arkadaşlar 5 basamaklı bir sayı olmaz. Başa gelemez. Demek ki sıfır değerini almayacağım. O halde üçgen yerine gelebilecek sayı 9 olur diyorum sadece. Evet temiz temizleyerek geçelim 10. sorumuza. Evet 10. soruya baktığım zaman 8194 basamaklı doğal sayı arkadaşlar. Rakamları farklı doğal sayısı rakamlar da aynı zamanda farklıymış. 9 ile kalansız bölünebildiğine göre karenin alabileceği değeri bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar hemen sayımızın rakamlarını toplayalım. 8, 1, kare ve 9'u toplarsam. Şimdi 8, 1 daha 9, 9 daha 18 artı kare. Şimdi bu sayının ne olması gerekiyor? 9'un katı olması gerekiyor. 9'un katı olacak. Şimdi ben arkadaşlar 18 yerine, bakın 18'in yanına yani 18'i ben 0 ile toplarsam, 9'un katı olur. Bir de 18'i 9'la toplarsam ne olur arkadaşlar? Hatta şöyle okla göstermeyelim. Bir de 9'la toplarsam, 9'un katı olur. 18 artı 0 18'dir. Bir de 18 ile 9'u toplarsak 27 18'dir. Şimdi rakamlar farklı dediği için bakın, alınabilecek değerler normalde 0 ve 9'dur. Şimdi rakamları farklı dediği için birler basamağında 9'u görüyorum. O halde 9 olamaz. Evet, karenin alabileceği değer 0 olur diyorum. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.